buna su ateşte deniyor. Birçok isimleri var. Tarihte bilinen ilk kimyasal silahtır. İlk kez 423'te Peloponnes Savaşı'nda kullanılmış Rumlar tarafından İranlara, Perslere karşı ve onların donanmalarını bu şekilde yakmışlar. Ama İstanbul'un kuşatmasında da kullanılıyor bu. 674 ile 78 yılları arasında Bizans'ı kuşatan Arap ordularına karşı kullanılmış ve onların donanmaları bu şekilde büyük ölçüde bertaraf edildiği biliniyor. Peki bunu kim buldu? Muhteviyatı nedir? Nedir bu Rum ateşinin özelliği? Herkes biliyor Rum ateşi işte falan. Kollinikus isminde bir Suriyeli göçmen Bizanslara geliyor ve bunu geliştiriyor. Ve bu Bizans ailesi tarafından formülü biliniyor. Tıpkı Coca-Cola'nın formülü nasıl biliniyor kimseye bildirilmiyorsa, bunun da formülü sadece kraliyet ailesinde belli kişiler biliyor. Ve onun için bir gizem içinde. Tarihçiler ancak tahmin ediyorlar. Tarihçilere göre kızgın kömür, kömür biliyorsun suyu görünce ısı çıkar ortaya. Kükürt, zift karışımı olduğunu söylüyorlar. Ve bunlar savaşlarda kullanılıyor. Hatta sonra milattan sonra 660'larda bunun formülünü biraz daha geliştiriyorlar. Zift biliyorsunuz çamdan elde edilir, yakılır. Gemi yapımlarında tahtaların o aralarını doldurmak için siyah renklidir. Efendim asfalt gibi gözükür, zifttir ve onu doldurulur, su geçmez içeriye. O zifti biliyorlar yani. Reçine aynı şekilde, kükürt, neft yağı, petrolden elde edilen, nasıl buluyorlarsa herhalde bazı yerlerde petrol, şimdi de bazen haberlerde okuyoruz, kaynadı çıktı petrol diyor. Olabilir, demek ki biliyorlar onu. Bir de kireç dedik, bir de güherçile. Güherçile bort yapımında kullanılan bir maddedir. Bunların hepsi aşağı yukarı yanıcı ve ona destekleyen. Zenginleştiriyorlar. Su eklendikçe bu Rum ateşinin alevi daha parlıyor. Çok ilginç. Ve sönmüyor. Napalm benzeri yakıcı bir madde. Ama şurası kesin ki lise bilgilerimizde, kimya bilgilerimizden biliyoruz. Bu Rum ateşinin özgül ağırlığı 1'in altında ama 0.7 ama 0.8 ve yüzebiliyor. Yağ da öyledir. Zeytinyağı veya diğer yağlar sudan affolduğu için suyun üstündedir. Evet, bu şekilde kullanıyorlar. Hatta bunu sıvılaştırıyorlar ve aslan ağzı gibi gemilere falan koyuyorlar, bir şekilde aslan figürü yapıyorlar metalden tabii. İçeride pompayla onu alev verip püskürtüyorlar. Ve alev püskürüyor. Napalm ateşi, yangın bombası gibi. Karşıdaki gemiye değdiği zaman o gemi yanmaya başlıyor ve onu da söndüremiyorsun. Su atıyorsun, daha çok yanıyor.